Hocam merhaba. Merhaba. Bugünkü konumuz bu topraklarda geçen müthiş bir hikaye İlyada. Evet. Bu herhalde mitolojinin artık ne denir? Dallası gibi bir şey. <laughs> Öyle mi? <laughs> Çok güzel. Homeros'un İlyadası ile insanoğlunun <laughs> neye karşı zaafı olduğu daha o zamandan yani belli ediyor kendisini. İlyada nedirle başlayalım o zaman. Evet İlyada nedir? Truva'nın hikayesi ama İlyada adı nereden geliyor onu belki seyircilerimiz bilmek ister. İlyada çünkü aslında Truva İlyon diye geçer. Kentin adı İlyon. İlyada da İlyon'un destanı şarkısı. Rapsotların tıngırdatarak anlattıkları değil mi? En önemli unsur nedir? Sözlü, sözlü. Yani birisi atıyorum İonya'da anlatıyor. Bambaşka elementler var. Birisi Yunanistan'da Atika'da anlatıyor. Yine bambaşka yerel renkler var. İlyada aslında herkesin kendi perspektifinden çok iyi bildiği eski bir hikaye. Homeros bunu 7. yüzyılda yazmış. Dolayısıyla ne no oluyor. Biz aslında İlyada'yı Homeros versiyonundan biliyoruz. Ne oluyor dolayısıyla kanonik oluyor. İlyada sözlüden yazıya geçmiş oluyor. İşte sözlüden yazıya geçtiği zaman bir şey eski ahit de böyle kaskatı kesiliyor, donuyor. Kanonik metin oluyor ve Batı edebiyatı tarihinin başlangıcı oluyor değil mi? Evet onu soracaktım. Edebiyatın başı sayılıyor. Evet. Fakat adam kör. Tabii yani şöyle Homeros'un kendisi de aslında son derece mitik bir figür. Homeros aslında tek bir kişi değildi. Birkaç rapsottu. Aynısı Shakespeare için de söyleniyor. Öyle. Öyle. Çünkü elimizde belge yok. Mitik bir figür. Mesela körlüğü de bunun altını çiziyor. Niye kör? Normal görmüyor. Tanrıların ona gösterdiğini. Musa'ların ona gösterdiğini aktarıyor. Zaten İlyada öyle başlar. Anlat ey Musa, Peleos oğlu Aşil'in öfkesini. Böyle başlıyor Truva Savaşı. Aslında Truva Savaşı çok ilginç bir destan. 10 yıllık bir savaşın son 40 gününü anlatıyor. Yani artık zarlar Romalıların değişiyle Alea Iactes çoktan atılmış. Ama bir atmosferik bozukluk var. İlyada batılı özne olma durumunu anlatıyor ve Batı Edebiyat tarihi için çok önemli. Çünkü çok ilginç bir şey var. Düşünün şimdi bütün kahramanlar, bütün askerler düşmanı yerle bir etmek için gitmişsiniz Küçük Asya'nın Troas bölgesindeki Truva kentine mutlaka zafer elde etmek zorundasınız. Akalar denilen kişiler için bir namus meselesi. Ama gelin görün ki destan nasıl başlıyor? Agamemnon en üst ...düzeydeki komutan, Brizeis'i, Apollon rahibinin kızı olan Brizeis'i... ...savaş ganimedi olarak kendisine alıyor, köle olarak. Aşil buna korkunç kızıyor ve o kadar nefretli doluyor ki... ...diyor ki, göreceksiniz ulan artık ne haliniz varsa görün, hepiniz geberin... ...ben artık savaştan elimi eteğimi çekiyorum ve mirmidonlarımı da geri çağırıyorum. Kendi adamları. Yani şimdi burada diyorsun ki, hoppala... Bunlar oraya kahraman olmaya gitti, destan yazmaya gitti. Ama gel gör ki konu ne? Karı kız meselesi. Zaten savaşın çıkışı da öyle. Helena, büyük uğursuzluk getiren Helena. Hem Truva'ya hem Yunanlılara. Siz şeyi beğeniyor musunuz? Wolfgang Peterson'ın meşhur Troy filmini. Aa ben öyle filmleri sevmem. Wolfgang Petersen ne yapmış biliyor musun? Son derece mitik ve yoğun metni alenileştirmiş, naturalistleştirmiş. Evet tanrıları çıkarmış. Korkunç şekilde hadım ediyor. Hangi açıdan hadım ediyor? Bak bu çok güzel bir başlangıç teşkil edebilir. Biz baktığımız zaman Homeros'un İlyadasına oradaki kahramanların hepsinin 11-12 yaşında bir çocuk mantalitesine sahip olduğunu görüyoruz dediğim gibi Aşil diyor ki hayır ben Rize'yi istiyorum o benim hakkımdı. Sen şimdi ineklik yapma diyor Agamemnon. Agamemnon da diyor ben diyor en üst komutanım. Sen ne biçim konuşuyorsun? O da diyor bana ne bana ne. Gidiyor deniz kenarına hüngür hüngür ağlıyor. Öylesine ağlıyor ki annesi Tetis denizden çıkıyor ve resmen onu çocuk gibi avutuyor. Çocuğum canım yapma etme. Öyle öfkeleniyor ki Agamemnon'u tam böyle öldürmek üzere kılıcına yapıyor. Yok. Öldürecek onu. Yanında hemen Ateni biti veriyor diyor ki. Yapma. Yapma, siz burada bir, birlik beraberlik göstermek zorundasınız filan falan. Tanrılar da ikiye bölünmüş durumda. Orada. Tanrılar da ikiye bölünmüş durumda ve çok ilginç ikiye bölündükleri gibi Truva'yı tutan tanrılar sürekli Truvalıların e, kulaklarına bir şey söylüyor, Akalılar'a da Akalıları tutan tanrılar sürekli kulaklarına bir şey söylüyor. Mesela birisi birisini öldürmeye çalışıyor, Apollon adamına doğru gittiği için ok oku yönünü değiştiriyor. Burada niye görüyoruz biliyor musunuz? Kahramanların tam bizim anladığımız şekilde özne olmadıklarını görüyoruz. Bu çok önemli. Çocuk mu kalmışlar diyorsun? Çocuk kalmışlar değil, beyin bir kamera. Kendilerini yekpare bir bütün algılamadıkları için mesela çok ilginç diskur analizi yapmış müthiş filologlar, eski Yunan dili ve edebiyatı uzmanları. Hiçbir surette İlyada'da böyle bir şey geçmez. Üzgündü, böyle bir şey geçmez. Şöyle geçiyor, safrası bollaşmıştı kanı kaynamıştı. Yani neyi görüyoruz burada? Yekpare olması gereken zubyekt, özne, bedenin belli başlı özellikler atfedilen organlara bölünmüş durumda. Yani bu neyi gösteriyor? Anti yekpare bir entitilen karşı karşıyayız. O yüzdendir ki kahraman olması gereken Aşil'in garip davranışlarda bulunabildiğini düşünebiliyor musunuz? Bir askerin savaşın ortasında ya komutana kızdım biz artık savaştan gidiyoruz diyebildiğini. Ama tabi aralarında bir iktidar savaşı i̇ktidar var. İktidar savaşı var ama Agamemnon bütün hepsinin lideri. Çünkü bu bir namus meselesi. Agamemnon'un kardeşi Menelaos'un karısı kaçırılmış. Helena kim tarafından? Paris tarafından. Neden? Çünkü dünyanın ilk güzellik yarışması. Bakın Tam Brezilya dizisi. Ama Wolfgang Peterson orada ilginç bir şey yapıyordu. Aslında saldırının ve bütün o savaşın nedeninin kadın olmadığını. E işte naturalistleştirirsen, rasyonelize etmeye çalışırsan hikayeyi hadım edersin. Wolfgang Peterson aslında o hikayeyi hiç Truva diye değil, ne bileyim bir orta çağ destanı gibi ya da Kudüs'ün kurtuluşu gibi, Haçlı Seferleri gibi çekebilirdi. Ne yapmış Wolfgang Petersen dolayısıyla? İlyada'yı sinemaya aktarırken İlyada'nın son derece mitik bir destan olduğunun şeytan çıkartma ayinini yapmış. O yüzden tanrılar da yok. Yani ne yapmış Wolfgang Petersen? Son derece seküler bir İlyada çek. Peki bir şey soracağım, Truva meselesiyle Almanlar çok mu ilgili? Çünkü kazıları yapan da Almanya. Niye bir Alman yönetmen yapmış olabilir? Yani Almanlarda özel bir ilgi mi var buna? Şöyle Almanlarda klasik Yunan'a, antik Yunan'a özel bir ilgi var. Şöyle ki Avrupa'da iki tane kol vardır. Birisi Fransız İngiliz kendisini Roma'nın devamı görürler. Fransa Latin kökeninde kökeni itibariyle. İngiltere ise dünyaya hükümdar olması itibari. Almanya çok garip bir oluşum. Fransa'nın bittiği yerde Almanca konuşan insanlar başlıyor ta Slav sınırlarına kadar, Polonya'ya kadar. Orada hiçbir surette teritoryal bir devlet yok. Küçük küçük kontluklar şu bu. Almanya ezelden beri kıta Avrupa'sında kendisini Roma'nın devamı değil, özellikle 18. yüzyıldan itibaren Yunanistan'ın devamı olarak görürüz. Çünkü Yunan da şehir devletlerine bölünmüş durumda ya hepsi birbiriyle kavga ediyor. Ya. O yüzden Alman ezelden biri daha ziyade Yunan'a meillidir. Almanlar Winkelmann'dan itibaren klasik arkeolojinin icadına sebebiyet veriyorlar. Yani o yüzden eski Yunan dili, Yunan kültürü ve edebiyatı, klasik arkeoloji gibi şeyler kesinlikle hep Alman disiplinleri, Almanya'da ortaya çıkmış disiplinler. İnsanoğlunun bireyselleşme sürecini anlatıyor. Hem İlyada hem ondan sonra daha çarpıcı bir biçimde Odise'ye. Bir gün Zeus diyor ki acıyorum diyor şu toprak anaya. Şu Gaya'ya acıyorum diyor. Bu insanlar nasıl çoğaldı? Nasıl yük teşkil ediyorlar? Ve yaptıkları sırf gürültü patırtı. Burada aslında Babil'deki tanrıların insanlardan şikayet etmesi motifi var. Ay sırf gürültü yapıyorlar, sırf kavga, pislik, sırf işte e, ölüm kalım filan. Bunlar ne işe yarıyor? Yani insanlar da ne tanrılar nezdinde barbar, barbar. Yani bunlar ne işe yarıyor? Diyor ki, ben bir kavga çıkarayım, bunlar azalsın. Bir düğünde ortaya bir elma atıyor. Zeus en güzelin olsun diye. Orada da hemen Hera, Atene ve Afrodit bitiyorlar. Hepsi tam onu alacakken başlıyor kavga. Zeus aman aman durun başkası karar versin buradan çıksın gitsin bu. Hemen Paris'i hakem olarak seçiyorlar. Bu arada Paris'te çoban aslında değil mi? Paris'te çoban. Prens. Ama o da aslında bu arada prens olduğunu bilmiyor değil mi? Biliyor yani. bilmiyor çok farklı versiyonlar var. Hep işte felakete ya da kurtuluşa sebebiyet veren ilginç çocuk. Buraya geliyor üç tanrıça. Herâ diyor ki beni seçersen çok mutlu ve bilge bir kral olacaksın. Şu olacaksın blabla. İyi. Atene diyor ki bana verirsen elmayı şey yenilmez bir kahraman olacaksın blabla blabla. İyi. Afrodit diyor ki bana diyor verirsen diyor elmayı dünyanın en güzel kadınıyla seni evlendireceğim diyor. Aşkını vereceğim diyor. <laughs> Aşkını vereceğim. Diyor. İşte bakın burada çok ilginç bir şey görüyoruz. Aslında destanda en baş telos hedef olması gereken bilge krallık Herâ ya da yenilmez savaşçı. ...Atene... ne kurban gidiyor? Uçkura kurban gidiyor. <laughs> Organ üstünlüğü kazanıyorsa onun peşinden gidiyor insan. Burada neyi görüyoruz? Subjektivite, öznelliğin telosa götürecek bir ütopyaya vardıracak kahramanlık kıvamına ulaşmadığını görüyoruz. İnsanlar kendilerini arkayık resim sanatında da görüyoruz bunu. Bütünsel olarak algılamıyorlar. Bir üçgen torzo var. O üçgen torzodan yapıştırılmış bacaklar fırlıyor. Kafa böyle garip bir biçimde büyük. Çocuklar 2 3 4 yaşında ilk önce kendilerini çiz dediğin zaman ilk etapta sırf bir kafa o kafa hep kocaman kalır çünkü kendisini nasıl algılıyorsan öyle çiziyorsun dolayısıyla Aşil'in o öfkesinde neyi görüyoruz? Aynen aslında Paris'in derdini görüyoruz. Korkunç öfke, hiç ileri görüşlülük yok ve Aşil'e Alman edebiyat geleneğinde kelimenin tam anlamıyla Türkçe anlamında hayvan denilir. Hiçbir şeye saygısı yoktur. Her şeyi mahveder, kökünü kurutur, zalimdir. Neden zalimdir? Kötü kötü bir insan olduğu için mi? Hayır korkunç derecede o an hangi organda üstünlük varsa bu Julian Haynes'in bir kameral düşünce kitabının özü aslında bu şimdi söyleyeceklerim. Hangi organın önceliği varsa ona göre davranan sıkı tutunun güvenilmez birisidir. Aslında hiç kahraman olacak birisi değildir. Bunu nerede görüyoruz? Bunu Odisea destanında görüyoruz. Odysseus vatanına dönebilmesi için Hades'e gidip Tiresias'ın gölgesiyle ve annesinin söyleyecekleriyle o bilgiyi edinip dönüş yolunu bulabileceği söyleniyor ona. O da tesadüfen orada işte bir keçiyi kesiyor. Ölüler keçinin kanını içince vampirizm büyük unutmadan sıyrılıyorlar ve hatırlıyorlar. Oraya Aşil de geliyor. Aşil de kandan içiyor. Ve bakın çok ilginç bir şey söylüyor Aşil. Ah diyor Allah diyor beni kahretmesin. Keşke diyor kahraman olmasaydım ismimi bütün dünya bilmeseydi de ben yukarıda olsaydım mutlu mesut bir çoban olsaydım diyor. Mutlu mesut bir köylü olsaydım diyor. İlk başta Paris'i soruluyor ya. Bilge bir kral, süper bir kahraman, en güzel kadın, hayvan, aşil Ashildas fi. Neyi seçiyor? Son derece sıradanlığı, isimsizliği seçiyor değil mi? Neyi seçiyor? To be nobody hiç kimse olmayı seçiyor. Yani pişman aslında. Pişman tabii ki. Bu da neyi gösteriyor bize? Aşil'in hiçbir surette, klasik anlamda, Orestes gibi, Herkül gibi bir kahraman olmadığını, en küçük sıkıntıda sinirlerinin bozulduğunu, hemen küçük bir çocuk gibi annesine gidip benim oyuncağımı aldılar tadında ağlamasını filan gösteriyor değil mi? Zaten Truva Savaşı nedir Yunan kültürü ve edebiyatı içerisinde ve dolayısıyla Batı edebiyatı tarihinde? Kahramanların piştikleri fırındır. Çünkü Truva Savaşı'ndan dönen hiç kimse mutluluğa eremiyor. Bir nevi tanrılar Truva'da yapılanların intikamını e, alır gibiler. Agamemnon döner dönmez kendi karısı tarafından e, katlediliyor. Bir versiyonda Agamemnon kendi kızını rüzgar çıksın diye feda ediyor. Tabii o, Ifigenia, o Truva Savaşı'na gitmeden başlıyor zaten uğursuzluklar. Bu arada o da Game of Thrones'ta Stannis Baratheon kızını yakıyordu. Yakıyor Galiba. ha o, o şey da, cadıya. <laughs> ha ha tabii tabii hep aynı motifler. Zaten uğursuzluk öyle başlıyor. Yani savaşa gidecekler. Artemis'in işte kutsal geyiğin ölümü. Öldürmüş Agamemnon bilmeden onun kutsal geyiğini. Tanrı dışa diyor ki rüzgar yok. Yani bana istediğimi vereceksin. Ne istiyorsun? Kızını kurban edeceksin bana. Agamemnon'un tavrı nasıl biliyor musunuz? Ama bu mu? <laughs> Anlatabildim mi? Ama karısı affetmiyor. Ama işte bakın burada yine ne var? Ana erki ata erki var. Ana erki de bakınız Clitemnestra anneliği konusunda yekpare bir monat. İnanılmaz bir özne. Aga Agamemnon diyor ki bu işi olması için bu mu gerek? İnanılmaz oportunist ve pragmatist kesin diyor. Kal kese diyor. Kesin. Yani versiyonu biliyorsun yani. bir Bazılarına göre kesiliyor. Bazılarına göre işte Artemis kaçıyor. Bla bla bla. Neyi görüyoruz? Bir insanlık tarzının mantalitesinin nasıl burunlar sürtüle sürtüle olması gereken kıvama getirildiğini görüyoruz. da bu açıdan bakıldığında Batı Edebiyatı tarihinin İlk gelişim hikayesidir. Hiçbir surette gelişimle sonuçlanmaya. Adamlar da Batı edebiyatı tarihinin beşiğine nihilizm koyuyorlar. Bir gelişim hikayesi ve hepsi geberip gidiyor yani. Tam bunu soracaktım. Korkunç bir hikaye. Çünkü inanılmaz derecede mutsuz bitiyor. Yani Truva yok oluyor. Akileus ölüyor. Kazananlar, muzaffer olanlar hepsi dağılıyor, ölüyor, öldürülüyorlar. Ekrol ölüyor falan herkes oluyor. Neyi görüyoruz burada? Niye Batı'nın ilk metni işte aynaya bak kıp, kendinle hesaplaşmayı görüyoruz. Kendine dışarıdan yaklaşabilme yetisini görüyoruz. Ve Truva Savaşı'ndaki kahramanlarda işte bu beceri yok. Hani Truva Savaşı'ndaki kahramanlar nasıl biliyor musunuz? Devlet millet için gidin istediğinizi yapın hiç ama aynaya bakmayın. Siz istediğiniz gibi esin gürleyin. Dışarıdan birisi bir şey dedi mi? Hey bizi sevmiyoruz diye ağlaşın. Bunu gösteriyor işte. Bakınız burada ne başlıyor biliyor musunuz? Burada işte Avrupa düşüncesi başlıyor. Avrupa ile Orient arasındaki fark burada ortaya konulmuş oluyor. Bu topraklarda geçmesi de tesadüf değil yani aslında. Değil tabii ki. Değil de tam fay hattı çünkü. Bakınız bunu Sofokles çok çok daha mükemmel bir biçimde yapıyor. Persliler adlı tragediyasında düşünebiliyor musun? Bir tragediyada milattan önce 5. yüzyılda e bütün dünya Yunan hayranı. <laughs> niye acaba? <laughs> Niye acaba? Cermenler Hazreti Öküz. Soytuburg ormanlarında Germanya dolaşıyor insan beyni yiyerek. Adam yazmış. En baş düşman. Perslerin mağlubiyetinden sonra onların yerine koyuyor kendisini. Bakınız empatiye bakınız. Ve onları hiç kötülemek sizin. Onların kendi hesaplaşmalarını yazıyor. Bu boru değil. Bu boru değil. Bu milattan önce 5. yüzyılda boru değil. Adamlarda ne var? aynaya bak, kendini gör ve kendinle hesaplaş. Ve aynaya baktığında neyi görüyorsun? Ona da bir öz eleştiri getir. Yani senin yaptığın en kötü şey bile her zaman ay altın yumurta olamaz yani. olamaz. <laughs> Büyüklük burada saklı. Bir destan eğer bir facia ile başlayıp daha büyük bir facia ile bitiyorsa ve bu tırnak içinde söylüyorum, milli destan olabiliyorsa ve bütün bir Batı kültür tarihinin edebiyatını etkiliyorsa bunun sebebi vardır. Bizim insanlarımızda şöyle bir şey var. E bütün Avrupa zaten Yunan'a tapıyor. O yüzden Homeros'u seviyorlar. Hayır. Homeros bunu 7. yüzyılda böyle kaleme aldığı için özbe öz kahramanını bir hazreti öküz olarak gösterebildiği için adamlar diyor ki vay be self isteğime bak öz eleştiriye yani batıyı batı yapan bütün unsurlara daha o zaman açıklar. Çok ilginç. O yüzden İlyada batılı bilincin nasıl karanlıktan son derece refleksif bir kıvama geldiğini anlatıyor. Bunun da muhteşem dışa vurumu ikinci destandı. Odysseus'un Homeros tarafından yazıldığı çok çok daha tartışmalı İlyada'da. En azından İlyada'da şöyle bir şey var. Başı, sonu, ortası bir ortak söylem var. Çok bölük pörçük Odisea. Hani bazen uslup değişiyor. Anekdotlar şeklinde değil mi? Anekdotlar şeklinde yine tekrarlanıyor bir şey. O oluyor filan. Dikiş izleri belli oluyor. Odysseus çok ilginç bir adam. Kurnaz Odysseus. Geliyorlar onu da almaya askere çağırıcasına. İlyada da. Odysseus deli numarasını yapıyor. Gitmemek için askere. İşte tarlaya atıyor kendisini. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Sabanı bağlıyor. Başlıyor tarlayı sürmeye. Aga sürdüğü yerin tam oraya kendi oğlu Telemah'ı koyuyor. Deli ya. Tabii o. Odysseus tam onu görünce <laughs> duruyor diyor tamam Allah'ın belaları kazandınız geliyorum. Bakınız niye görüyoruz hiç kahraman olmak istemiyor bana karışmasınlar bana dokunmayan yılan bin yılı yaşasın misali Avrupalı işte diyor ki akıllı bir biçimde. Bana ne olan sizin yani Helena'yı kaçırmışsa <laughs> sizin Helena fahişenin tekiyse Menelaos boynuzlu inek arabasının tekiyse bana ne yani bana giren çıkan ne diyor Odysseus bu işi şey destanı değil. Bir Doğu destanı değil ya da Cermen destanı değil Halbuki Aga memnun kendi kızını hemen feda ediyor Tabii ki çünkü umurunda değil İki uç 10 sene boyunca artık gına geliyor Odysseus Odysseus ne yapıyor en sonunda? Truva atı Evet onu bulan o evet. Dünya kültür tarihinin sinsiliğin en müthiş konstrüksiyonudur Truvaat. Bakınız hala bilgisayarda da The Trojan Horse diyoruz. Sinsi. insanlar masum masum alıyorlar. 10 sene savaşmışlar. Aslında yenememişler Truvalıları. Baba baba baba. Atı alıyorlar. Büyük bir olasılıkla dini istismar var burada. At. Hint Avrupalı bir kutsal hayvan. Bereket sembolü. Böyle bir şey var. Tanrılar bize hediye verdi diyorlar. Ha hediye verdi. Tabii ki mit bunu çok sembolik şey yapıyor. Onlar da giriyorlar içine. Çıkıyorlar ve içten şehri mahvediyorlar. Tabii ki hiç kahramanvari bir şey değil. Evet. O yüzden dönüşte herkes ölüp geberirken, kaderi sonuçlanırken iyi veya kötü Odiseus'u adam etme projesidir Odise'ye. Sen bir savaşa zaten gitmek istemiyordun. Sen çok kurnazdın. Sen çok akıllıydın. Deliye oynadın o kadar 10 sene kaldınız utanmadan hileyle. hileyle kandırdınız zavallı insanları köklerini kazıdınız. Şimdi sen gel bakalım sen bunu niye yaptın? Sen hep eve dönmek istiyordun. Şimdi 10 sene Truva Savaşı'nın üstünde seni 10 sene denizlerde oradan oraya atacağız. Coğrafya olarak bir sorun var orada ya. Sonuçta bu savaş Şanakkale'de olduysa ya evine 10 yıl dönememesi için yeteri kadar deniz yok orada. Yani illa bir şekilde <laughs> Tabii ki deniz yok. Çok haklısın <laughs> deniz yok. Ama tarnılar o kadar işin içine karışıyorlar ki ilk günlerde İthaka'ya çok yaklaşıyor. Poseidon bir fırtına gönderiyor. Oho Zicilya'ya uçuyor. Kuzey Afrika'ya varıyor. İtalya'nın güney kıyılarına varıyor. Vesaire vesaire. Akdeniz'de dolaşıyor. Aslında tabii ki etnolojik bir perspektifi de var. Bu hikayeler M.Ö. 7. yüzyılda kaleme alınmış ama bunlar çok eski hikayeler. Bronz çağına götüren. Miken dönemine götüren hikayeler. Onu soracaktım. Şimdi bu, bu savaş aslında Çanakkale'de bulunan Truva şehri hikayenin kökeni değil mi? Daha mı yani hikayenin kökeni o. İşte Truva'nın e, yanılmıyorsam 7. katmanı ona tarihleniyor ama yalnız bu çok önemli bir bilgi. Yani demek istediğim şu. Homeros neyi kaleme alıyor? Kendisinden 500 sene evvel olmuş olaylar. Miken saray kültürü. Böyle Atina gibi demokrasiler onlar bunlar yok. Milattan önce 5. yüzyıldaki gibi. Bronz çağına atfediliyor. Bronz çağında hakikaten Akdeniz mitik bir kavramla ifade edilen deniz kavimleri tarafından kültür bütün her yerde inanılmaz bir sekteye uğruyor. Miken yok oluyor, Titliler çöküyor, Ugarit yok oluyor, Mısır Firavunu onlarla baş ediyor, Kenan ülkesi, Levan, Kıbrıs korkunç bir regresyon yaşadı. Yani Homeros'un anlattığı dönemlerde de hakikaten bir sorun var. Ama bilim bunu hala çözebilmiş değil. Nedir bu olan olay? Simultane bir biçimde özellikle Doğu Akdeniz havzasında ve Anadolu'da bütün kültürleri sekteye uğratan. Ne yapıyor biliyor musunuz? Homeros Odisea'da artık tanrılara ses olarak güven memeyi her türlü beladan insanın ancak kendisinin çıkabileceği düsturunu Odisea'da altını çiziyor. Aslında yani bir nevi akılcılığın başı mı diyoruz? Hatta akılcılığın başından ötesi Adorno ve Horkheimer aydınlanmanın diyalektiğinde Odysseus Sun bu gelişimi için ne derler biliyor musunuz? Dünya tarihinin ilk burcuvası derler. Mutlaka o karısına dönmeli. Çok özlediği oğlunu görmeli. Bakınız nasıl bir ilişki geliştiriliyor. Agamemnon hemen kızını kesiyor. Aşil hemen kılıcını alıp Agamemnon'u boğmak istiyor. Odysseus, Kalipso ile Kirke ile ölümsüzlük ve sonsuz aşk vaadi veriyor. Bu iki tanrıça ona. Hayır diyor Odysseus almayayım. Benim bir derdim var. İçim hicranla dolu. Evime dönmem lazım. Bakınız Odysseus dünya edebiyat tarihinin batı perspektifinden ilk karısını özleyen koca. Çocuğunu 20 sene boyunca kokusu burnunda tütüyor. İlk baba. Aile kavramı, zubyekt, özne kavramı. Ben Itakalı Odysseus. Evet ben Truva'da büyük günahlar işledim. Tanrılar beni cezalandırdı. Bak öteki konuya geliyor. Ben çok Kötü şeyler yaptım. Ama tanrılar bana şans verdi. Beni denediler. Ve ben rüştümü ispatladım. Ben nelerin daha değerli olduğunu. Hangi teloslara yelken açılması gerektiğini. Burnum sürtüle sürtüle öğrendi. Ben artık. Uç kurumla düşünmüyorum. Ben artık başka kavimler hakkında atıp tutmuyorum. Onlar yarı hayvandır demiyorum. Ben kendimi dünyanın merkezine koymuyorum. Ne başlıyor biliyor musun? Avrupa başlıyor işte. Avrupa başlıyor. İşte Agamemnon'un korkunç krallığından, Aşil'in hayvaniliğinden ince kıyılmış stratejist Odysseus'a ve en nihayetinde karısına ve oğluna ve vatanına, aile, toplum, devlet. Aslında Odysseus'un gelişiminde ne saklı? Meşhur mitos'tan logosa geçiş zaten mitos'ta saklı arkadaşlar. Yani o presokratik felsefeye ihtiyacımız yok yani. Vah vah vah. Logos'a geçtik, kafamız gökyüzüne değiyor. Mitos zaten bunu söylüyor. Mitos çok çok daha gözü kapalı, elinde terazi olan ve hakikaten elinde feci bir kılıcı olan Justitia'dır da. Mitos'ta inanılmaz derin bir Adalet anlayışı var. Değil ki Zeus'un bile üstesinde hak, hakikat ve adalet tanrıçası. Adaletten tanrılar bile kaçamaz. Bakınız Avrupa. Başka dinlerde adaleti tanrılar inşa ediyor. Bu arada tanrılar da ölüyor mu aslında? Yani bir daha da tanrılar sanki görünmüyor öykülerde öyle mi? Çok güzel bir şey. İlyada da hepsi savaş alanında koşturuyor. Bir Afrodit birisini tutuyor, ötekini koruyor. Athene Afrodit'e bir tokat atıyor. Yani yukarısıyla aşağısı paralel. Odiseya'dan sonra tanrıların etkisi gitgide azalıyor. Eskiden o tanrılar İlyada da kulaklarını diyordu kahramanların yapma. Şimdi Hermes'le Odysseus için Kirke'ye mesaj gönderiyorlar. Diyor ki Hermes Kirke'ye diyor. Şu adamı ra rahat bırak, bırak vatanına dönmek istiyor. Bak çok ilginç. Odysseus'un kulağına artık Odysseus tanrıların mesajlarıyla, e-mailleriyle, Whatsapp'larıyla muhatap olmuyor. Whatsapp menajeri Kirke. Niye? Çünkü artık bir tanrı tarafından şöyle yap, böyle yap denilmesine ihtiyaç yok. Dolayısıyla eve dönen ve karısına kavuşan ve oğluna kavuşan ve vatanına kavuşan... ...ve bütün düşmanlarına orada yine karısıyla evlenmek isteyen, asilzadeleri katlederek... yüzeni yine inşa eden Batı edebiyatı tarihinin ilk gelişim kahramanı. Aşil'in yapamadığını Odysseus yapıyor. Şimdi özetliyorum sevgili İlker Hocam. Demek ki Aşil çok demode bir şey yaşasın Odysseus'la. İnanılmaz seviyorum bu hikayeyi bu topraklarda geçiyor olması ama bu toprakların bir türlü Akileus olmaktan kurtulamaması üzerine bir şeyler demek ister misin? şöyle demek isterim. Bu topraklar sadece jeoloji tarihi açısından fay hattı değil. Dünya kültür tarihi açısından da fay hattı. Bu toprakların batı tarafında Aşil'den Odisoysa geçiş macerasına kalkışan bir kültür var. Günümüz Türkiye'sinde mesela hiç beğenilmeyen batı kültürü. Yüzleşme kültürü. E e doğusunda ne var? Biz hep buradaydık. Ah işte Hititlilerden heti evvel Hitit kazısı yapılmasın. Çünkü bu bizim tarihimizi sallı, sallantıya ve Anlatabildim mi? Yani şunun farkındalar Doğu tarafında kalanlar. Hani biz çok yeniyiz ya. Çok yeniyiz ve hiçbir türlü aşamıyoruz. <laughs> Efsanedir belki ama Mustafa Kemal'in Çanakkale zaferinden sonra Hector'un ucunu aldık." dediği söylenir. Şey içinde denilir Fatih Sultan Mehmet için. İşte yani herhalde yakıştırma bunlar gerçek değil ama. Şey yakıştırma anda... çünkü yanlış, yanlış. Evet. Çünkü Hektor da o tarafa ay. Hector da Battal gazi değil. Hani ben buna bayılıyorum. Sanki Truvalı olunca Türk oluyor yani. Velev ki Türk olsa veya Yunanlar Türk olsa bunlar hiç önemli değil ki. Bunlar önemli değil. Hala bizim insanlarımız futbol maçı amigoluğunun peşindeler ya. Yani. Bu futbol maçı değil. Yunanistan daha kötü oynuyor, Türkiye daha iyi oynuyor diyebilirsiniz. Kitaplar orada, dünya klasikleri orada. Gidin okuyun. Çoktan söylenmiş bununla. Çoktan. <laughs> Bronz çağından bahsediyor. Bronz çağından. Bu böyle. Ama tabii dramatik olarak Truva'nın çok hakkı yeniyor ya. Yani sen dinleyici olarak hep Hector'un yanında oluyorsun. Ama neden? Bak işte mükemmellik burada saklı. İlker hocam zaten bak kendin söylüyorsun. Sanıyor musun Hazreti Homeros bunun farkında değil? Tabii Zaten herkesin Truva'nın yanında olmayı salık verdiği için böyle anlatıyor. O diğer Allah'ın belaları. <laughs> Yani biz diyor ki Homeros ilk Yunan destanında 3000 sene sonra nasıl Almanyası gibiydik diyor. Bunu da söyleyebilmek için manevi açıdan çok çok gelişmiş olmak gerekir. Güçlü bir öz bilinç kendine saygı ve kendinin ne mal olduğunu bilmeyi gerektirir. Yani başkalarını atıp tutmadan evvel bir dakika ilk önce biz bir kendimizi tartalım diye ondan sonra dışa doğru kelam yetiştirmek büyüklüğü de burada sakla bakın ben Türk'üm ben ülkemi çok seviyorum ama Sezar'ın hakkını herkes Sezar'a versin eğer Sezar'ın hakkını böyle globalleşmiş bir dünyada Sezar'a vermezseniz komik duruma düşersiniz peki yani biz bu toprakları sahiplendiğimizde aslında bütün o kültürü de sahiplenebiliriz boşver Türk Yunan bilmem ne aslında şunu diyorsunuz siz kültür burada doğdu dünya kültürü Tabii ki. Nün dünya biz. yani Burası şey değil, Minneapolis de değil yani. Burası. Değil tabii ki, bakınız. Yani Almanlar der, dünya kültürünün beşiği Mekkesi Ege'dir der ve İyonya'yı bizim buraya kasteder. Ben 2009 yılında Harvard Üniversitesi'nde bir sene Avrupa kürsüsünde. Bu konular açısından çok e, biberlidir bu kürsü. Türkiye yılıydı, ben de Avrupa kürsüsünün hocasıyım. Bugün bir, bir konferans veriyorum Yunan tragedyaları hakkında. Birisi üniversiteden Fransız dili ve edebiyat hocamız. Nevzat Bey dedi çok ilginç, Türkiye'den geliyorsunuz, bize Yunan tragedyalarını anlatıyorsunuz. Bu nasıl oluyor dedi. Ha dedim sizin hoşunuza gitmeyecek bir şey söyleyeceğim şimdi dedim. Bütün salon dolu. Dedim Yunan tragedyaları ne zamandan beri sırf Yunanlara ait oluyor? Bakın dedim ben dedim Türk'üm. Bütün olaylar dedim burada Türkiye'de geçiyor. Ben dedim hak iddia ediyorum. Siz dedim Atene, Apollon gördüğünüz her şey Yunanlı diyorsunuz. Hristiyanlara Norveçli diyor musunuz siz dedim? İsrail dini, Orta Doğu Semitik dini dedim diyor musunuz? Ben dedim sahipleniyorum. Orası dedim bizim. Biz dedim 1071'de gelmiş olabiliriz. Ama orası dünyanın merkeziydi ezelden biri. Bakın dedim benim yüzüme. Bakın dedim o başka Türk arkadaşımın yüzüne. Biz dedim bütün o kültürleri içselleştirmiş durumdayız. Hem genetik açıdan hem manevi açıdan dedim Anadolu günümüz Türkiye'si başka bir şey söylese bile diversity'nin çeşitliliğin, renkliliğin ve bundan kaynaklanan kültürlerin beşiği olma vasfının ta kendisidir dedim. Ay inanmazsın bak çok ne dedi, yani dedi, çok bunu kimseye merak ettim. de anlatmadım. Nasıl bir alkış koptu biliyor musun? Nasıl bir alkış koptu? Evet dedim siz dedim yapıyorsunuz bunu ay Yunan Tragedisi ne demek dedim Yunan. Dedim o insanlar Yunanistan'daki kardeşlerimizin içinde yaşıyorsa bizim de dedim içimizde yaşıyor. Demiyor musunuz siz dünya kültür mirası? O yüzden dedim yani ay Türk hoca Yunan Tragedisi anlatıyor. Ay Hintli hoca İsveç romanını anlatıyor dedim geçin bunlar. Türkiye bunu bir kültür politikası olarak kendisi benimseyemediği için adam tabii. Hiçbir zaman benimseyemedi. Olabilir. Tam tersine bunu kültür politikası olarak benimseyen Avrupa'yı bu yüzden aşağıladı. Yunan sevicileri, fil Helenizm, Lord Byron'dan bir gelenek var. Yunan sevici otomatikman Türk düşmanı oluyor. E tabii ki Avrupa perspektifinden baktığında Yunanistan, Osmanlı, Hector'ları, Odysseus'ları kurtarmak istiyorlar. Kimden? Perslerden. Çünkü dünyanın ilk manevi savaşı da budur. Truva, Akalar, Mitos'ta ve işte maratondaki Yunan-Pers savaşı. Bu Avrupa asya karşı bu demokrasi despotizme karşı bu dinamizmin durağına karşı olarak savaşı binlerce yıl boyunca Kendisini yeniliğe yeniliğe sürekli farklı şekilleri bürüne bürüne Avrupa'da, Batı'da yeniden üretiyor. Dolayısıyla mesela 11 Eylül e, olaylarında kesinlikle Almanya'da çok ben e, ajansları onu bunu takip ettim. Tabii ki Perslerin postmodern bir saldırısı olarak alınan. Son soru, Homeros bütün bunlara hakim miydi? Çünkü şöyle garip bir durum var. Hem gerçek temeli var hem içine bir sürü tabi efsaneler karışmış bir çorba var ya ortada. Bütün bu anlattığınız analize derdindeydi erleyici olarak Homeros hakim midir? Homeros şöyle hakimdir. Beni bir psikiyatrist olarak al. Homeros'u bir danışanım olarak al. Anlattığı hikaye İlyada. Ben diyorum ki Homeros'a bak senin asıl derdin bu. Sen Aşil'i sevmiyorsun. Benim yorumum bu. Homeros bunun aleni farkında olmayabilir. Ama onu rahatsız eden bir dert var ki edebi açıdan destanın içinde bir light motif gibi baştan sona kadar buna sadık kalanıyor. Evet ama şey ilginç gerçekle kurmaca iç içe geçiyor ya yani bir kısmı gerçek bir kısmı kurmaca. Tabii. Bütün o Dağos içinde kim neyi ne kadar etkiledi? Nasıl evrildi? Evet. Çok güzel. İşte edebiyatın mekanizması bu. Bu mükemmel bir şey. Kim bilir nasıl bir şey oldu ki böyle bir hikaye sıkıştırıldı? Bir kadınla başlıyor, bir kadınla bitiyor. Yani truva, Çanakkale Boğazında. Bak strateji çünkü Karadeniz kıyıları kesinlikle antik dünyanın Levant bölgesinin buğday ambarı. Çanakkale Boğazı'nda olan aynen Amerika Birleşik Devletleri ya da Cebeli Tarık Boğazı'nda duran İngilizler gibi öyle bir öneme sahip. Yani o kadın o Helena neyi temsil ediyor? Neler neler nasıl işte metaforlaşmış ve Yunanlıların bu sorunu bertaraf etmek için nasıl canileştiğinin destanıdır İlyada müthiş ya ama yetmedi hocam. Devam ederiz. Sonra tekrar konuşalım. Bitmez. Devam ederiz. Evet. Bitmez. Bu konular ay sıkıcı konular falan değil Avrupa'da Almanya'da bu konular yani her sene yeni bir paragraf ekleniyor. Öyle ele alınıyor yani öyle ele alınıyor. O yüzden çok önemli konular ve çok eğlenceli konular ve şunu da söyleyeyim. Tüm bu bilginin özü 19. yüzyıldan hatta 18. yüzyıldan günümüze kadar özü dolaylı dolaysız mit kuramlarını, sosyal antropolojiyi korkunç çarpıcı bir biçimde etkilemiştir. Yani bu sonuçlardan başka kültürlere de paralellikler, farklılıklar ölçüt olarak kullanabiliyoruz. 8 yaşında tabii çocuk versiyonunu okumuştum. O zaman bile çarpılmıştım ne garip öykü diye. Ama tabii asıl metin çok zor. Asıl metin tabii ki çeksemetrelerle yazılmış. Siz Almanca çevirisinden mi okudunuz mesela? yoksa? Ben Almanca çevirisinden okudum ama e, o korkunç versiyonunu okudum. Kafili versiyonunu. Okudum. Film versiyonlarını, dizi versiyonlarını da çok yapıyorlar. BBC yaptı en son onu seyretmiştim falan. O da ilgimi çekiyor yani Wolfgang Petersen bambaşka yapıyor. BBC bambaşka yapıyor falan. Tabii Aslında tabii. O da ilginç. Alımlama, yorumlama biçimi çünkü bu artık öyle bir şey olmuş ki Kelimenin tam anlamıyla türkü. Herkes şarkıyı farklı söylüyor yani farklı çok yorumluyor. Çok küçük farklar ama çok kritik farklarla. Tabii kritik farklar. Harika hocam. Yeni mitlerde görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.